Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Yektumat Yasin Kara. İşte karşınızdayım. Sizlere sahaya inme vakti geldi mi demiştim. Evet hocam, artık sahaya inme vakti geldi dediniz. Değerli arkadaşlarım, artık sahadayım. Basamak kavramını işleyeceğiz. Sizlere basamak kavramını inşallah fulleteceğim değerli arkadaşlarım. Basamak kavramı TYT, MSÜ, DGS, ALES, KPSS hepsinde çıkan bir konu. Ve zaman zaman sizin zaman kaybettiğiniz bir konu arkadaşlar. Ufak bir demo anlatımla arkadaşlar, şurada gördüğünüz demo anlatımla bu konuyu sizlere inşallah fulleteceğim. Bu konuyu hemen bir dakika demo bir şekilde özetliyorum. Ve cebir kitabımın basamak kavramı, konu kavramı testleriyle hemen başlıyorum. Evet değerli arkadaşlarım. Şimdi burada ABC 3 basamaklı bir sayı demediği müddetçe sen bunu 100A, 10B artı C yazamazsın. Bakın bir A, B, C sayısı gördün değil mi? Bu ne anlama geliyor biliyor musun? A çarpı B çarpı C. Bak A, B, C sayısı dedim. Ama A, B, C 3 basamaklı doğal sayısı dersem o zaman bu değil arkadaşlar. Aklınıza işte bu gelecek. 100A artı 10B artı C gelecek. Peki hocam bu alttaki nereden geldi? Arkadaşlar bu alttakini sakın küçük görmeyin. Bu bazen sorularda hayat kurtarıyor. Bakınız ne demişiz? ABC 3 basamaklı bir sayı. Ben burayı ne yapmışım arkadaşlar? 10AB artı C yazmışım. Bakın yüzler basamağındayken ben bunu bir basamak kaydırdığım için buraya kaç sıfır koydum? Bir sıfır koydum. Arkadaşlar C'yi de ne yaptım? Ayrıyetten ilave ettim. İstiyorsanız şöyle deneyelim. AB 2 basamaklı bir doğal sayı dendiğini varsayarak çözüyorum şu anda. Bakın 10 çarpı AB ne olur? 10 çarpı 10A artı B olur artı C. Arkadaşlar çarpın 10'la 10A'yı ne geldi? 100A artı 10'la 10B'yi çarpın 10B C'yi de ekleyin artı C. Bakın ne oldu? A, B, C 3 basamaklı doğal sayısına eşit oldu. Yine aynı şekilde aşağıdakine bakın arkadaşlar. A, B, C, D, E demiş. Bakın burada A 5 basamaklı bir sayıyken, 5. basamaktayken 3. basamağa gelmiş. Farkında mısınız? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 iken 3.ye gelmiş. O zaman arkadaşlar ne olacak? Kaç basamak kaydı? 2 basamak kaydı. 2 sıfır attım. 100 A, B, C. Buradaki 2 sayıyı da ne yaptım? Olduğu gibi ekledim. Bakın yine söylüyorum. ABC 3 basamaklı doğal sayı, DE 2 basamaklı doğal sayı arkadaşlar. Bunların dendiğini varsayarak zaten konumuzda basamak kavramı arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi konu şu anda bitti. Ne? Konu bitti mi? Evet konu bitti. Bugüne kadar bitti dediğimiz her şeyi bitirdik mi? Bitirdik Allah'a şükür. Yine konu bitti arkadaşlar. Bakınız şimdi notlarımız var. A 0 olamaz. Neden arkadaşlar? 3 basamaklı bir doğal sayı 0 ile başlayamaz. Neyle başlar? ABC 3 basamaklı doğal sayı diyorsa en az 1 ile başlar. Sorularda A'nın 0 olamayacağını her zaman düşüneceğiz. A, B, C, D, E 9'dan büyük olamaz. Evet çünkü niye? Buraya ben rakam yazıyorum. Rakam dediğim sayı 9'dan asla büyük olamaz. A, B, C, D, E sayısının onlar basamağındaki sayının basamak değeri. Bakın basamak değeri derse bakın hangi basamakta? Onlar basamağında 10 çarpı D. Ama sayı değeri derse sadece D diyeceksiniz arkadaşlar. Ve en önemli noktaya geldim. Örüntü ara işin sırrı bu. Ne demek istiyoruz arkadaşlar? Bakınız şimdi burada mesela A artı B 9'u gördün. A, B 2 basamaklı doğal sayısı için söylüyor. A'nın en küçük değeri ne? 1 değil mi? Söyledik bak. Hiçbir sayı 0'la başlamaz. En az 2 basamaklı sayı olmak şartıyla. Peki 1, 8. 2, 7. İşte örüntü bu. Bitti. En son kaç olabilir? 9. Bak 1'den kaça kadar? 9'a kadar. Demek ki 9 tane A değeri var. İşte işin sırrı şu örüntüyü bulmak arkadaşlar. Sizler bu örüntüyü göremediğiniz için bu konuyu maalesef ki zorlaştırıyorsunuz. Değerli arkadaşlarım şimdi soru çözerek, sorular üzerinde pratik yaparak bu konuyu bitireceğiz. O zaman ne diyelim?
soru çözümü başlasın. Arkadaşlar cebir kitabımın basamak kavramı, konu kavrama testinden başlayalım. Bu sorular konuyu tamamen anlamanıza yardımcı olacak şekilde hazırlanmış sorular. Bakın ne diyor? AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere kaç farklı AB sayısı vardır? Bakın AB iki basamaklı diyor. Ne yapıyorduk arkadaşlar iki basamaklı derse? Şunu diyorduk. A sayısının en küçük değeri 1. Tamam. A'nın en küçük değeri 1. Çok güzel. Şimdi devam edelim. Peki A'nın en büyük değeri ne arkadaşlar? 9. 1'den 9'a kadar. Bana herhangi bir şart vermiş mi? Hayır. O zaman şöyle diyebilirim. B'nin alabileceği değer nedir arkadaşlar? B 0 olabilir. 9 olabilir. 0'dan 9'a kadar bütün değerler alabilir. Yani şöyle düşünün. 10, 11, 12, 13 değil mi? Buralar böyle gidebilir. Ta ki kaça kadar arkadaşlar? 19'a kadar. Peki B'nin alabileceği kaç değer var? 1'den 9'a kadar 9 tane. 0'ı bekle 10 tane. Aman dikkat edin arkadaşlar. 10 tane. Peki 1 için 10 tane var. 2 için de yine 10 tane yok mu? Evet. 3 için yine 10 tane yok mu? Evet. O zaman 1'den 9'a kadar olan her bir rakam için 10 tane varsa ben direkt 9 çarpı 10 deyip buradan 90 diyebilir miyim? Evet. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? Denizli 90. 10. AA ve BB iki basamaklı sayılardır. AA artı BB eşittir 88. A artı B kaçtır? Arkadaşlar iki basamaklı sayı demiş mi? Demiş. O zaman ben AA yerine 10A artı A, BB yerine de 10B artı B yazabilirim. Buradan ne gelir? 10A ile 1A'yı topladım 11A. 10B ile 1B'yi topladım 11B eşittir 88. 11 parantezini aldım. Ne geldi? A artı B eşittir 88. 11 ile 88 birbirini götürdü. A artı B eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 8 oldu. Bana diyor artı B kaçtır? Ne oldu arkadaşlar? 8 oldu. A, B, 0, C 4 basamaklı doğal sayısının eşiti aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sevgili arkadaşlar ne demiştik burada? Bakın 1, 2, 3, 4. A 4. basamakta değil mi? Bakın 4. Bakın A, B şeklinde bir yazım da var. Ekstra ona yüklenmiş. A, B şeklindeki bir yazımda 1, 2 kaçıncı? 2. 4 ile 2 arasında kaç fark var? 2. O zaman arkadaşlar ben burada kaç sıfır atacaktım? 2 sıfır atacaktım. 100 AB. Bakın C'de birler basamağında olduğu için C'yi de ne yaptım? Ayrıyetten ekledim. Bu kavram soru içinde bize lazım olacak arkadaşlar. Soru içinde bizlere lazım olacak. Bir de arkadaşlar şu şekilde düşünelim. A, B, 0, C. Bunu ben nasıl yazabilirim? 1000 A artı bakın dikkat edin. Birler, onlar, yüzler. Birler, onlar, yüzler. Binler, 1000 A artı 100B artı 10 çarpı 0 artı C. Burası 0 olduğu için gitti. Şimdi arkadaşlar şu AB'yi de nasıl yazabilirim? 10A artı B olarak yazabilirim. 100 ile çarpın. 100 ile 10A çarpın. 1000A artı 100 ile B'yi çarpın. 100B artı C oldu. Evet bunu söyledik. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ceyhan o. Dördüncü sorumuzda ne diyor? AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere AB artı BA bölü A artı B, A artı B bölü AB artı BA işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bakın birazdan size ufak bir tuzak hazırladım. Şimdi dikkat edin. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar. Şimdi canım arkadaşlarım iki basamaklı doğal sayıları gördüğüm anda buna ne yazacağım? 10A artı 1B. 10B artı 1A. Toplayın bakın 10A burada var. 1A da burada. Ne oldu arkadaşlar? 11A artı 1B burada var. 10B burada var. Topla 11B bölü A artı B. Devam ediyorum. Artı A artı B. Yine aynen yazdım. Arkadaşlar bakın 10A 1A da burada. Yine ne geldi? 11A artı 1B burada. 10B burada 11B yaptı. Şimdi arkadaşlar 11 parantezini alsan ne kalır buradan? A artı B. A artı B ile A artı B birbirini götürdü mü? Ne kaldı buradan? 11. Aynı şekilde burada da A artı B ile A artı B birbirini götürürse ne kaldı? 11 kaldı mı aşağıda? 1 bölü 11 dikkat edin. Şimdi arkadaşlar toplama işlemini yapıyorum. 11 kere 11 121 artı 1 bölü 11. Ne geldi buradan? 122 bölü 11 geldi. Yani cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. MN ve NM iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere M üzeri N kaçtı? Arkadaşlar burası ne? 10M artı N. 10N artı M. 10M 1M'di buradan. 11M artı 1N 10N'di buradan 11N
eşittir kaça? 66'ya. Şimdi dikkat edelim. 10M'den 1M'ye gitti. 9M. 1N'den 10N'ye gitti. Bakın eksi 9N eşittir 36. Arkadaşlar 11'e komple bölersek ne geldi burada? M artı N eşittir 6. 9'a bölersek ne geldi? M eksi N eşittir. Bakın ne geldi? 4 geldi. Bana M üzeri neyi soruyor arkadaşlar? Taraf tarafa topluyorum hemen. Bakın ne kadar güzel. 2M eşittir 10. M eşittir 5. Bakın N'de ne arkadaşlar? N'de 1. Şimdi bana ne soruyor? M üzeri ne? O zaman ne oldu arkadaşlar? 5 üzeri 1. Buradan da ne geldi? 5 geldi. Cevabımız Bursa. Arkadaşlar işte tuzak soru karşınızda. Gerçekten harika bir tuzak soru. Şimdi ben tahmin ediyorum ki birçok arkadaş bu soruya ne demiş olabilir? Hatta hesaplayayım. 10A'dan 1A gitti. 9A. 1B'den 10B'ye gitti. Bakın ne kaldı? Eksi 9B bölü 9. Yukarıyı 9 parantezine al. A eksi B kalıyor. Bölü aşağıda 9'a. 9'lar gitti. A eksi B dediniz. Ama yanlış. Ne? Nasıl yanlış hocam? Kafayı mı yedin? Yok kafayı yemedim. Kafa yerinde. Bak şimdi. Buradaki olay ne biliyor musun? Ben sana AB ve BA iki basamaklı duası dedim mi? Demedim değil mi? Sen demediysem niye o zaman 10A artı 1B diyorsun? Dememelisin. Peki bunu nasıl algılayacaktın? A çarpı B eksi B çarpı A bölü 9 şeklinde algılayacaktın. Bunlar da birbirini götürdün mü 0 kalıyor. 0 bölü 9'dan 0 oluyor. Tuzağı gördün mü? İşte soruları okurken burayı kaçırıyoruz arkadaşlar. Kaçırdığımız için de maalesef ki anlayamıyoruz, yapamıyoruz ve diyoruz ki bu konu bir türlü olmuyor. İşte bir türlü değil. Sen bir kısmını bir türlü oturtamıyorsun. İşte yıktumat oralar oturtacak. Arkadaşlar bir de klasik topluma şeklinde de bu sorular karşımıza geliyor. Ben bunu basamak kavramıyla yordayarak çözeceğim. Şimdi bakın ne diyor? A çarpı B çarpı C işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine kesinlikle eşit değildir? Arkadaşlar bu şekilde bakın verildiği zaman o zaman bunu nasıl düşünüyoruz? Basamak kavramı adı altında. O zaman bu ne oluyor? 10A artı B. Peki aşağısı ne oluyor arkadaşlar? 10B artı A. Toplayın. Ne oldu? 11A artı 1B ile 10B'yi toplayın. Ne oldu? 11B. Şimdi arkadaşlar 11 parantezine alırsam ne gelir? A artı B eşittir. 1C 0. Bakın 11 parantezine alırsam 11 çarpı A artı B eşittir. 1C 0. Hocam burada ne yapacağız? Burada nasıl tahmin edeceğiz? Korkma. Buradaki yaptığım harekete çok dikkat et. %15 karşımıza gelmiş daha önce. Ne demek istiyorum? Bakın son basamağına bakarak tahmin etme. Son basamağına bakacaksın kardeşim. Son basamağında ne var? 0. O zaman 11 ile bir şey çarptığın zaman sonu 0 oluyor. Acaba ne? Acaba ne? O zaman arkadaşlar bakın 11'in bir tek 10 katından 0 gelebilir bir de 20 katından. A'ya 9 olsa B'ye 9 olsa toplamın alabileceği en büyük değer 18. Demek ki arkadaşlar A ile B'nin toplamı kaç olacak? 10 olacak. Değil mi? 20 olamıyor zaten. O zaman arkadaşlar 10'sa o zaman 10 diyelim. 1 kere 11 kere 10 ne yaptı? 110 eşittir 1C 0. O zaman C ne oldu? C 1 oldu. Bana ne diyor zaten? Hangisini kesin bir eşit değil. Bakın A ile B'nin toplamı 10 olacak. Hemen ne yapıyoruz? Örüntü arıyoruz. Ne olabilir arkadaşlar? 9'a 1, 8'e 2. Devam edelim. 7'ye 3, 6'ya 4 değil mi? 9 kere 1, 9. 8 kere 2, 16 gitti. 7 kere 3, bakın. 7 kere 3, 21 gitti. 6 kere 4, 24 gitti. Peki 5'e 5 olabilir mi? Olabilir. 5 kere 5, 25. 25 de gitti. 0. 0 olması için A'nın 10, B'nin 0 ya da A'nın 0, B'nin 10 olması lazım. Mümkün mü? Değil. Çünkü bunlar rakam. O zaman arkadaşlar hangisine kesinlikle eşit değildir? Cevabımız ne oldu? Edirne. Bakın buradan öğrendiğini unutma. Yarın zor sorular çözeceğim. Karşına gelecek. MN 2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere MN eşittir 3M artı 2N olduğuna göre M artı N toplamı kaçtır? Arkadaşlar 2 basamaklı demiş mi? Bitti. 10M artı 1N. 10M artı ne
eşittir 3m artı 2n. At bu tarafa, 7m at bu tarafa eşittir ne? Arkadaşlar, bakın m'nin en küçük değerini söyle bana. 2 basamaklı dediği için 1. Bak 0 verme. En küçüğün 1. 7 kere 1 7. Ne 7 olabilir? Evet eyvallah olur. 2 ver. 7 kere 2 14. Abi olamaz. Ne dedik? 9'dan büyük olamaz. O zaman M1, N7, 1 ile 7'yi topla 8. Öğrendiğimiz kavramları oturtacağımız güzel bir soru. Şimdi ne diyor? ABC 3 basamaklı, AB 2 basamaklı duası olmak üzere. Bunun formülü neydi arkadaşlar? Bölen çarpı bölüm artı kalan. Yani ABC yazalım hemen. 100A artı 10B artı C. Bakın böyle bir yazayım. Bir şey göstereceğim size. 9 çarpı A, B bakın artı 17. Şimdi ben size ne demiştim? Hayat kurtarı demiştim değil mi? Bak şu A, B, C'nin yazımını bu şekilde yazma. Tamam mı? Bak burada 9 çarpı A, B var ya. Bunu 10 çarpı A, B olarak yaz. Tamam mı? Bir buraya kaydır. O yüzden bir 10 koy. Tamam mı? Bir kaydırdım 10 koydum. 10 A, B artı C yazıyor. Hocam işe yarayacak mı? Bekle bekle. Yarayacak. 9 çarpı A çarpı A, B artı 17. Bak bunu atıyorum bu tarafa. 10 AB'den 9 AB gitti. AB bakın AB 2 basamaklı doğası hala unutmayın. Artı C eşittir 17. Arkadaşlar şimdi burada bakın mantıken düşünün. A'nın en küçük değeri kaçtı? A'nın en küçük değeri kaç? 1 değil mi? O zaman bak burayı da şöyle yaz. 10A artı B diye yaz. Artı C eşittir 17 olsun. Bak A'ya 2 veremez. 2 versen 20 olur. Bunlara 0 bile versen 17 daha olmaz. Olmaz kardeşim. A'ya o zaman kaç vereceksin? 1 vereceksin. Bak A'nın 1 olduğunu soru kendi ortaya koydu. A 1 tamam mı? O zaman ne oldu arkadaşlar buradan? 10. B ile C'nin toplamı ne olacak? 7 olacak. O zaman B artı C ne? 7. A da 1. A artı B artı C kaç? O da 8 oldu. ABC 3 basamaklı, BC 2 basamaklı doğal sayı olmak üzere diyor. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken bakın 100A artı 10B, 10B de buradan 20B, 1C, 1C, 1C etti 3C eşittir neye? 1095'e. Değerli arkadaşlarım şimdi bakın burada A'ya 8 versen ne olur? Bak burası 800 olur bu tarafa atarsın. 1095'ten çıkardığından 295 gelir. Bu da 20B artı 3C ile elde edilemez. Bu bir. İkincisi sonu sıfırla. A ile sonu sıfırla olan bir şey çarpıyor sıfırla. B ile sonu sıfırla olan bir şey çarpıyor yine sonu sıfırla. Ama buranın sonu 5. Bu nereden geldi? 3C'den. C o zaman kaç olmak zorunda? 5 olmak zorunda. 3 kere 5 15. O zaman burası ne kaldı? 1080. Yani 100A artı 20B eşittir 1080. Arkadaşlar bunu sağlamak için de A mecburen 9 olmalı. 8 olduğu zaman sağlamıyor demiştim. 9 olursa 900 artı 20B eşittir 1080. Atın bu tarafa. 100 buradan 80 de buradan. 180 eşittir 20B. O zaman B ne olacak arkadaşlar? 9 olacak. Çok güzel. B de 9. B 9. C de kaç arkadaşlar? 5. Bana B artı C'yi soruyor. Toplayın 14. Bakın burada C'nin 5 olduğunu zaten şuradan da söyleyebiliriz arkadaşlar. 3C sonu 5'li olan bir şey. Tabii yine buradan tek tek de yorum yapılabilirdi. Ama dedim ya basamak kavramı istiyoruz. Takdir edersiniz ki basamak kavramıyla çözmek bizim için daha mantıklı olacaktır. Daha önceki video çözümlerinde zaten defalarca diğer yöntemlerle çöz. Tamam. Burada dikkat edeceğimiz şey arkadaşlar soru sıkışıyor. Değerleri düzgün yazdıktan sonra soru sıkışıyor. Sen orada sallamıyorsun. Değer veriyorsun. Verilebilecek zaten bir değer olduğu için o değeri veriyorsun. Sallama yok. Çözüm taktiği, çözüm yolu bu. Güven bana. Arkadaşlar şimdi basamak kavramıyla ilgili yeni nesil güzel bir soru. Bakınız arkadaşlar. Bu soruyu çözmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Yeni nesil olayını duyduğumuz zaman kalbimizin nabzının atışı değişiyor. Arkadaşlar şimdi şu soruyu öğrenci görüyor. İnanılmaz bir şekilde korkuyor. Korkacak bir şey var mı? Yok. Bilmediğin bir şey var mı? Yok. Cetvel gördün mü hayatında? Gördün değil mi? Tamam. Bitti mesele. Bunun gerisi benim sana deminden beri anlattığım yerlerle ilgili. Ama maalesef ki bunu bir gün hakikaten sırf buna yönelik bir video çekmek istiyorum. Yeni nesil diye duyduğumuz zaman
Bırakıyoruz, atlıyoruz, korkuyoruz. Eyvah, buradan bir şey çıkacak, buradan öcü çıkacak, canavar çıkacak. Yok kardeşim, yok. Cetvelin ne olduğunu biliyorsan yetiyor sana. Zaten senin hayatına karşılaşmadığın bir şey sormuyorlar sana. Sana Fahrenheit sormuyor. Tamam mı? Sana ne soruyor? Cetvel ya. Cetvel görmedin mi? Gördüm. Tamam, bitti. A, B ve B, A iki basamaklı sayılardır. Bu iki özdeş cetvel şekildeki gibi alt alta getirildiğinde üstteki cetvelde 38 sayısı BA sayısına ve AB sayısı 72 sayısına denk gelmektedir. Şimdi cetveller özdeş mi? Evet. Değişmeyen şey ne? Unutma, matematikte Yekturmak hocanın çok üzerinde duracağı bir kavram. Değişmeyen şey ne? İki cetvel arasındaki mesafe. Cetveller özdeş. Şu mesafe ikisinde de aynı. Bitti, soru bitti. Kardeşim, cetvel bilgisi bu kadar lazım. Bu kadar var sende cetvel bilgisi. Birinci sınıfta olmasa da üçüncü sınıfta öğrettiler sana bunu. AB'den 38'e çıkar. AB eksi 38 eşittir. 72'den BA çıkar. 72 eksi BA. Tamam mı? Şimdi ne yapacağız? Değerli arkadaşlar, şunu öbür tarafa fırlatalım. Bunu da öbür tarafa fırlatalım. AB artı BA eşittir. Buraya da artı geçti. 110. 11 parantezin alın. 10A 1A daha 11A. 1B 10B daha 11B. 11 parantezini alın. A artı B eşittir 110. 11 ile 110'u sadeleştirin. A artı B ne geldi arkadaşlar? 10. Şimdi bundan sonrası dikkat edeceğiz. Şimdi birbirinden farklı A ve B sayılar için demiş. Arkadaşlar, o zaman 6'ya 4 versem. Bakın, 6'ya 4 versem. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Birbirinden farklı. Bir sıkıntı var mı? Yok. O zaman A çarpı B kaçtır? 24. Belki burada şunu diyen arkadaşımız olmuştur. 7 çarpı 3. Hocam, bu da oluyor. Bak, 7 çarpı 3'ü yazdığın zaman dikkat et. Tamam mı? Dikkat et. Şurası ne oluyor? 37 oluyor. Burası ne oluyor? 73 oluyor. Şimdi bu cetvellere göre baktığın zaman hangi cetvelin üzerinde yazan sayının daha büyük olması gerekiyor? Burayı bir düşün. Aşağıdaki cetvelin üzerinde yazan sayının daha büyük olması gerekiyor. Neden? Çünkü o solda, bak öbürkü sağda. Bu bayağı önceden başlamış. Tamam mı? Burada cetvellerin pozisyonu önemli arkadaşlar. Bakın, cetvelin görünümünü, neticede sana burada cetvelin bir sınırını vermiş. Tamam mı? O zaman da ne diyeceksin? 7 ile 3 olamaz. 6 ile 4. 6 kere 4'ten ne gelir? 24. Zaten bakın, burada da öyle bir seçenekle bilerek de koymamış hocamız. Buradan ne oluyor? 6 kere 4 24 oluyor. Arkadaşlar, mükemmel çeldirici bir soru. Şimdi bu soruyu doğru yapan arkadaşları özellikle yorumlara bekliyorum. Bakın, özellikle yorumlara bekliyorum bu soru için. Şimdi bakın, XYZ sayısını 12 ile çarpıyor, A buluyor. XYZ sayısını 12 ile çarpıyor, B buluyor. İlk başta düşünebilirsiniz ki, ya hocam acaba buraya yanlış mı yazıldı? Hayır, yanlış yazılmadı. Şimdi sizin burada dikkat etmeniz gereken bir yer var arkadaşlar. Bu ne biliyor musunuz? Bakın, burada doğru bir şekilde topluyor şurada. Burada yanlış bir şekilde topluyor. Şimdi buna çok dikkat edin arkadaşlar. Bakınız, 2 ile XYZ'yi çarptığı zaman ne olur arkadaşlar? 2 çarpı XYZ. Doğru mu? Artı, bakın 1 ile XYZ'yi çarpıyor, XYZ. Ama bakın, ben burayla burayı toplarken aşağıdaki sayının birler basamağı yukarıdaki sayının onlar basamağına denk geliyor, değil mi? Ben size bugün ne demiştim? Hayat kurtarır. Hatırladın mı? Onu bir hatırla sen şimdi. 1 kere XYZ, XYZ değil mi? Ama onlar basamağına denk geldiği için ne oldu? 12YZ. Eşittir. Tamam mı? Eşittir. Şimdi bakın, buraya geçiyorum. Dikkat edin bana. Bu sefer 2XYZ'yi ben buraya yazıyorum ama bu sefer kayan yer aşağısı. Bakın, aşağısı kaymış. O zaman aşağı, ikinciyi nereden yazıyorum? Şu 1'in çarpımından değil mi? Ondan başlayayım. Bak, 1 çarpı XYZ. Çünkü niye? Birler basamağı en sağda olan o. O zaman bu sefer yukarıdakinin birler basamağı, aşağıdaki onlar basamağına geldiği için sen bunu 10 ile çarpacaksın. Tamam mı? O zaman bunu da 2 ile çarparak yapmıştın değil mi? Hani 2 çarpı XYZ demiştin. O zaman ne yapalım? 2 çarpı XYZ, bir de 10 ile çarp. 20 çarpı XYZ diyelim. Tamam mı? Yani şöyle kıyaslayalım arkadaşlar. Eşitlemeyelim. Bu A sayısı. Bu da elde edilen B sayısı. Şimdi buradan ne gelir arkadaşlar? 12XYZ gelir. Buradan da 21XYZ gelir. Bakın, dikkat edin. A sayısı B sayısını kaç kat diyor? 3'e bölün 4. 3'e bölün 7. Arkadaşlar, bunu kaçla çarparsam A sayısını elde ederim?
Bunu ben 4 bölü 7 ile çarparsam elde edebilirim. 7'ler gider 4 ile de 1'i çarparım 4 gelir. O zaman A sayısı B sayısının kaç katı arkadaşlar? 4 bölü 7 katı. Bakın arkadaşlar şu kısımda hakikaten zorluk yaşamış olabilirsiniz. Fakat gerçekten dikkat ettiğiniz zaman anlaşılıyor. Ben bir kez daha özetlemek istiyorum şurada. Bakınız bunun birler basamağı şurada değil mi? Bak bunun birler basamağı burada. Bunun birler basamağı yukarıda kiminle toplanıyor? Yukarının onlar basamağıyla toplanıyor. O yüzden ben şu 1 ile x, y, z'yi çarptığı zaman 1 x, y, z oluyordu. Ama yukarıdakinin onlar basamağı toplandığı için ne oldu? 10 x, y, z oldu. Şimdi devam ediyorum. Bakın burada birler basamağı şu birinci sayıdan gelmiş. Tamam bu 1 ile gelmiş. Bu 1 x, y, z. Bak onu yazdım. Şimdi bak 2 ile çarpılıp da yazılanın birler basamağı aşağıda onlar basamağına denk geliyor. 2 kere 10, 20 dedim 20 x, y, z. Tamam mı? Buraya çok dikkat edin arkadaşlar. İşte basamak kavramı böyle böyle oturacak. Tamam mı? Bunlar konunun ilk giriş testleri. Ama gerçekten hani basamak kavramı bak adı üstünde kavram kavranmalı. Evet. Şimdi arkadaşlar üçüncü sorumuza çok dikkat edelim. Gerçekten harika bir soru. X, Y ve YX iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere A elemanları Z olmak üzere X, Y eksi YX A küp şartını sağlayan kaç farklı X, Y sayısı vardır? Bakın iki basamaklı demiş mi? Demiş. 10x 1x çıkar 9x. 1y 10y çıkar eksi 9y eşittir a küp. 9 parantezini alalım arkadaşlar. X eksi y eşittir a küp oldu. Şimdi bakın. Burada dikkat edin. Mesela a ne olabilir? Tam sayı demiş. Mesela burası 0 olsa 0'ın küpü gelebilir değil mi? Yani x eksi y 0 olabilir. Tamam x eksi y 0 olursa 9 kere 0 0 olur. 0 eşittir a küp sağlar. Bu bir. Başka kimin 1'in küpü olsa bakın 1'in küpü olsa olma şansı yok. 2'nin küpü olsa 8 burasının 8 olma şansı yok. 3'ün küpü olsa 27 burasının 27 olma şansı var mı? Var. O zaman x eksi y'nin ne gelmesi lazım? 3 gelmesi lazım. Buradan da 27 eşittir a küpten a 3 gelir. Peki arkadaşlar başka 9'la söyleyebileceğimiz küp var mı? 4'ün küpü 64, 5'in küpü 125. Daha 9'la herhangi bir sayının kübünü biz elde edemeyiz. O zaman bizim burada yapmamız gereken şimdi kaç farklı x, y sayısı vardır diyor ya. Biz şimdi onu bulacağız arkadaşlar. X eksi y'nin 0 olması için x'in en küçük değeri neydi? Bakın 2 basamaklı sayı. 1, 1'dir. 2, 2'dir. Böyle kaça kadar gider? 9'a kadar gider. Tamam 9 tane buradan var. Şimdi x eksi y'nin 3 olduğu sayılar lazım bana. Bak x eksi y'nin 3 olduğu sayılar lazım. Şimdi burada çok dikkatli olacağız arkadaşlar. Mesela 4'e 1 olsa 3 olur. 5'e 2 olsa 3 olur. Ta ki kaça kadar bakın? 9'a 6'ya kadar. Bakın o zaman 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 3 de buradan ne oldu? 6 tane oldu. Bakın 6 tane oldu. Şimdi değerli arkadaşlarım. Burada bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın x'in y'den farkı 3 dedik değil mi? Güzel. Şimdi a'yı ben burada ne diye tanımladım? A elemanıdır. Tam sayı diyorum. Doğru mu? A elemanıdır. Tam sayı diyorum. Şimdi buna dikkat edin. O zaman burada x eksi y'nin eksi 3 olması da bizim için önemli değil midir? Önemlidir. Bak dikkat et. X eksi y'nin eksi 3 olması önemli. Hocam niye? 9 eksi 3 çarparsan ne gelir? Eksi 27 gelir. O zaman a'da ne olur? Eksi 3 olur. Eksi 3'ün kübü de eksi 27. Doğru mu? Doğru. O zaman şimdi ne yapacağız? X, Y, eksi Y'nin eksi 3 olduğu durumları da benim bulmam gerekiyor. Bak bu 1, bu 2, bu 3. Peki ne olursa eksi 3 olur? 1'e 4. Bakın en sonunda da zaten buradan kopya çekebilirsiniz. 6'ya 9. Peki arkadaşlar burada 1'den 6'ya kadar kaç sayı var? 6 sayı var. 6 sayı da burada ne oldu? 12. 9 sayı da burada var. O zaman kaç oldu arkadaşlar? 21 tane sayı olmuş oldu. Bakın işte kavram ya oturuyor. Devam edeceğiz. Fulleyeceğiz diyorum inşallah. Bu sorumuzda ne diyor? A, B, C ve 18A 3 basamaklı sayılar olmak üzere A artı B artı C toplamı kaçtır? Arkadaşlar bakın yine söylüyorum. Basamak kavramından yararlanarak çözmek istiyorum bugün bu soruları. Normalde değer vererek de çok rahat bir şekilde görülebiliyordu bu sorular biliyorsunuz. Şimdi bakın. A, B, C'den 1, 8A çıkıyor. Bu ne arkadaşlar? 100A
artı 10B artı C. Eksi, bakın ne? Eksi 100, eksi 80, eksi A eşittir neye? 93'e. 100A'dan A gitti, 99A. 10B aynen yazıldı. Bir şey yok, heyecan yok. 1C aynen yazıldı. Bakın, eksi 100, eksi 180, öbür taraf artı 180, 180, 90 daha ne yapar? 273 yapar. Doğru mu? 180, 273. Evet. Şimdi arkadaşlar, burada A'ya değer vererek burayı elde etmem lazım. Bakın, işte burada siz pes ediyorsunuz. Ya diyor ki hocam diyor değer mi vereceğim? Ya değer vermek sanki yöntem dışı. Evet, değer vereceğim. Ne yapacağım? Değer vereceğim. Burada mesela A'ya 1 desen hadi 100 say. Burada B'ye 9 desen 190 olur. Burayı kavuşturabilir misin? Olmaz. Demek ki A'ya mecburen kaç vereceksin arkadaşım? 2 vereceksin. Bak 3 de veremezsin. He. 3 ver, 273'ü aşar. Çaktın mı? A'ya 2'yi versen işi bitir. 2 kere 9, 18'in 8 elde var. 1 kere 9, 18, 1 de 19. Evet, işlem hatası yapmayalım. 10B artı C eşittir 273. Şimdi 198'den 273'ü atarsanız ne gelir arkadaşlar? 10B artı C eşittir 75 gelir. O zaman bu da neyle mümkün? B'nin 7, 70, C'nin 5, 75 olmasıyla mümkün. Bak, başka olmuyor. İşte değer vermedin. Bu sorular böyle çözülüyor kardeşim. Bak, bununla var ya 100 kere karşılaştım. Çocuk diyor ki değer mi vereceğim? Öğrenci arkadaşım diyor ki değer. Ya değer vermeyeceğim. Bu soru böyle soruyor. Sallamıyorsun yani. Sallamış hissiyatından çık kardeşim. Sallamıyorsun. Sallamak yok. Tamam. Relax. A'ya 2 ver. B'ye 7 ver. C'ye 5 ver. İşi bitir. 2'ye daha 9. 5 tane oldu. 14. Adana oldu. Cevap bu kadar. Bitti yani. Gördün? Sallamadım yani. Bir şey yapmadım. Bu böyle çözülüyor.